Çok lansmanı ile ilgili durumu tamamlayalım. Sonrasında logoya döneriz, Türkiye Yüzyılı logosuna döneriz. Şimdi Anadolu grubu BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Türksel son aşamaya yaklaştı. Dediğimiz gibi 29 Ekim'de de Türkiye'nin otomobili girişim grubu AŞ TOK, Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni düzenleniyor. Lansman diyoruz yani ve bunu konuşuyoruz. Bu işte Katılacak isimler, katılmayacak isimler iki ayrı program içinde bunu tartışıyoruz. Buyurun sizi dinleyelim. Ee, Öztrağ'ın yanıtı, ya Kılıçdaroğlu'nun katılmama <laughs> kararıyla ilgili. Buyurun. Şimdi bakıyorum önümdeki habere. Diyor ki tarihler 22 Mart 2019'u gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu yerli otomobilin üretilmediğini milletin kandırıldığını söylüyordu. CHP lideri Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Hakikaten o ilk tanıtımda değil mi? E, Türk Cumhuriyetlerinden de gelenler olmuştu. Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için nerede ifadelerini kullanmıştı diye haberde yazıyor. Ya, ya bunun üzerine hani sosyal medyada atıyorlar ya e, mesajlar fıkra bu kadar diye, ya açıklama bu kadar deyip susmamız lazım. Hani nerede? İşte burada. Ya bir ülkenin iktidarı ya da muhalefeti fark etmez. Partili olması da fark etmez. Bir ülkede biz 60 yıldır bu yerli otomobil hayaliyle yaşayan bir ülkeyiz. Öyle değil mi? Aynen öyle. Devrim otomobilinin başına gelenleri biliyoruz. Adı devrim kondu, alay konusu oldu. Bu emperyalizm dediğimiz zaman gençler bunu iyi duysun. Sadece bu siyasal emperyalizm ordusunu, askerini götürüp tüfeğini çekmek, ateş etmek, işgal etmek değil ki. Emperyalizm, kültürel emperyalizm devam ediyor. Şimdi teknolojik emperyalizm devam ediyor. Sizin otomobili üretmemeniz için ne komiklikler e, komikleştirmeye, karikatürize etmeye çalıştılar 60 sene önce de şimdi de 60 sene evvel. Efendim devrim otomobili gitmedi, içine benzin koymayı unuttular diye dalga geçtiler. Yani biz okuyarak biliyoruz bunu 60 sene öncesinde. Şimdi ya bunların hepsi arkasında bir art niyet aranması, aranmaya bile gerek yok. Açık ve net olan bir konu. Yani uluslararası otomobil firmalarını düşünün. Ya bir ülke var, biz bu ülkeye mesela şimdi 85 milyonluk bir ülke. Sokaklarda, caddelerde bilmem kaç tane ilimiz var bizim 81 ilimiz. Şu anda 81 e. 81 tane vilayetinde 780 bin kilometre karelik yüz ölçüm içinde yüz binlerce otomobil dolaşıyor ve bu otomobilleri biz sattık diye düşünüyorlar. Biz sattık. Bu Türkiye otomobil yaparsa ya bu pazar elimizden gidecek diye korkuyor. İşte bu da teknoloji ve ekonomi emperyalizmi. Bunları gençlere anlatmamız gerek. Peki o zaman siz Türkiye'de bir Partinin genel başkanı, yöneticisi, osu busu olarak ya da muhalif gazetecide desen olarak ne neysen ya buna sahip çıkman gerekmez mi? Bu dış e, dışarıdan bağlanan zincirleri ekonomideki ve üretimdeki zincirleri kırmamıza destek olman gerekmez mi? Hani nerede otomobil? İşte burada otomobil. İşte burada otomobil. Bundan çekindiği için gitmiyor. Ya şunu söylemek çok medeni bir ifade. Ya ben dün öyle söyledim ama otomobili gördüm, gurur duydum demeniz gerekir. İnşallah bu devam eder. Türkiye'de herkes yerli otomobil sahibi olur demesi lazım. Ama TÜSİA'da yakın olduğu için bundan korkar. Çünkü Türkiye'deki otomobil lobilerinden de, onların patronlarından da korkar. Yurt dışından korkar. Ya biz elimize, bileğimize taktığımız saat yabancı. Kurtuluş Savaşı'ndaki gibiyiz şu anda. Elimizdeki cep telefonu yabancı, önümüzdeki bilgisayar yabancı, şu karşımızdaki kameralar bizi ekranlarında izleyenlerin televizyonları da yabancı diyeceğim ama ekranlar artık Türkiye'de üretiliyor. Evet. E bu kameralar daha çok Japonya'dan geliyor. Kullandığımız her şey yabancı. Bunların yerli ve milli olması gerekmez mi? Aynen. Atatürkçüyüm diyorsun. Atatürk Atatürkçüler yıllarca yerli malı haftaları yapmadılar mı? Ya meyvemizi, gıdamızı, tarımımızı yerli olsun, yerli üretici kazansın demedi mi? Dedi. E şimdi senin de Atatürkçü olarak ya yetmez ama evet bunu destekleyelim demen gerekmiyor mu ya? Otomobil bugün çok güzel bir otomobil gözüküyor. Diyelim ki çürük çarık bir otomobil. Ya senin demen gerekir ki bunun eksikleri var. Hep birlikte bunu daha ileriye götürelim demen gerekir. Ya sen kime hizmet ediyorsun? Bunu söylemedin ve savunmadığın zaman yabancı kartellere hizmet ediyorsun oluyor. Diyeceksin ki kardeşim bak politika yapmayı da bilmiyorlar. Bu otomobilin fiyatı kaç lira? Diyelim ki 1 milyon lira piyasa fiyatına uygun. Diyeceksin ki sen politikacı olarak kafaları da çalışmıyor. Bu otomobilin fiyatı 500 bin lira yapacaksın. De puan kazan. Herkes bir insan. Söyle hmm. ya yalan da olsa bunu söyle puan kazan. 500 bin liraya satacaksın de. Yani bir şey arıyorsan hayır otomobil var otomobil yok diyor. Ya yerli uçak yapsak ona da karşı çıkacak. Ama koşa koşa yabancı hamburger yemek için Amerika'ya gidiyoruz. Yabancı hamburger yemek için davet edilmedik diye kendileri açıklıyor. Ona rağmen koşarak gidiyoruz. Bursa'ya niye gitmiyorsunuz? Yani ben Kemal Bey, Ahmet Bey, Mehmet Bey için söylemiyorum. Hani e, muhalefet yapacağız diye kör bir muhalefet yapanlara söylüyorum. Senin bu bir tekerde biz e, taşıyalım, bir vidada biz sıkalım. Biz parti olarak ne yapabiliriz demen gerekmiyor mu? Hayır. Basiretsiz ve yeteneksiz bazı yöneticiler ve politikacılar bunu onaylarlarsa, tebrik ederlerse Türkiye'nin başarısını koltukları gideceğini korkuyor. Bunlar için o koltuklar o kadar kutsal, o kadar fetiş haline gelmiş ki kutsal, dokunulamaz, bırakılamaz bu hale gelmiş. Türkiye'nin bu tür mantıktan, bu tür mantıktan kurtulması lazım. Ya, otomobilin nesinden siz ürküyüp de gitmiyorsunuz? Hani nerede bu otomobil diye söylemişin 2019 yılında. 20, 21, 22. 3 yılda otomobili koymuşlar önüne. 60 yıldır önüne gelmeyen otomobil 3 yılda önüne gelmiş. Diyeceksin ki bu yetmez. Başka marka bir otomobil daha yapalım. Yerli üreticilerin önünü açalım. Bütün isteyen özel sektör Türkiye'de otomobil yapsın diyeceksin. Bak Almanların kaç tane markası var. Fransızların kaç tane markası var. Ya bu nasıl bir vatan sevmezlik? Nasıl bir vatan sevmezdik? Ondan sonra ekonomi öyle oldu, zamlar böyle oldu. E, yurt dışından alır, alırsan her şeyi böyle olur tabii. Diyeceksin ki bu yetmez. Tarımda da bugüne kadar tarımı AKP mahvetti. Tarımda da eskiye dönelim. Tarımda da tarım bizim üreticimiz üretsin. Patatesi dışarıdan almayalım, soğanı biz üretelim diyeceksin. Ya politika yapmayı da bilmiyorlar. Sonra ben cumhurbaşkanı olacağım bir de beni deneyin. Ya işte deniyoruz. Her sözün ve hareketin bir sınav zaten deniyor millet seni. Denedi. Ya yani neyin yanında olacaksınız siz? Yani tok töreninde hamburger dağıtılırsa mı gidersiniz? Anladın değil mi? Tok töreninde hamburger <laughs> dağıtıyorlar mı? Yani o zaman mı gideceğiz? Vallahi davet geldi de veli yok. <laughs> evet. Peki. Ya bir Şimdi, bir, şey bir, bir soru oldu. Evet, evet ya son bir cümle. Buyurun. Ya mesela bu bu otomobil ee, uluslararası fuarlarda, otomobil fuarlarının hepsinde sergilendi. Yani az önce Ulka abinin dediği gibi mesela Almanya'nın 3 tane otomobil fabrika şey var, markası var. Yani birçok var da 3 tane dünyaca ünlü ve çok pahalı araba. Hani Türkiye'de böyle hani bindiğinizde dönüp baktığınız arabalar. 3 tane çok o markalarla uluslararası otomobil fuarında bu otomobil yarıştı ya, podyuma çıktı. Görücüye yani, çıktı. Senden sonra bir şey eklemişsiniz. Ve hani yazarlar yazdı <laughs> artısı şu, eksisi şu falan. Ve genel anlamda da çok olumlu bir puan aldı. Çok olumlu bulundu. Önü açık. Şimdi Ulke abi dedi ya bir yerden başlıyorsunuz. Yani bugün işte Togla başladınız. Yarın başka markalar çıkar. E, pek ara yarışırsınız. Bir yerden başlamak ya yani Malezya böyleydi. Yani Güney Kore böyle böyleydi. Bir yerden başladılar. Bir yerden başladılar ya. yani. Hindistan, Silikon Vadisi ile başladı. Bir yerden mi başlayacaksınız ve bu hani efendim siyasete alet ya ne diyeyim? ben şunu anlamadım hani böyle siyasete alet, siyasete alet ya yani siyaset kötü yola düşmek gibi ya kötü yola düştü. O zaman siyaset bu kadar kötüyse yapma. Niye siyaset yapıyorsun? Siyasete alet siyaset. o kadar kötüyse yapma ya, yapma bak. ya kötü yola düşmüş gibi yani böyle bir muamele her şeye siyaz. Ya siyasi irade diye bir şey var ama bu işlere de ne var? Siyasi irade. İrade. Evet. Yani ö, özgün irade var. Diyorsun. Evet, yani, yani dışarıdan gelen irade değil. Ö, değil ya. Yani, olması gerekeni ha. diyorum daha doğrusu. Yani bir siyasi irade, evet. hani e, or, ortaya koyarsın, ekşilarsın, bir şeye karar verirsin. Bu tür işlerin olabilmesi için de e, dönemin iktidarları önünü açar, firmaların güç verir, destek verir. E, ancak bu böyle oluyor. Başka türlü olmaz ki bu ya. ya bir şey bu, bu böyle de ya. Tarihsel gelişme bakın bu böyledir. Durup dururken yani size böyle şey oturduğun yerde vay inmez ki. Yani o dönemi siyasi iktidar koşulları hazırlar. Destek verir. Der ki sağ hazır, zemini hazır, seyirci hazır, rüzgarın yönünde senin lehine al top oyna der. Şimdi iktidar da bu tok da onu yaptı. Tam da bunu yaptı işte. Ya hatırlamıyor musun Cumhurbaşkanı gitti her yerde babayı terliyorum dedi ya. Bu işi yapacak babayı bir çıkmıyordu kimse en son daha önce denendi olmadı evet. evet en son dedi ki ya ben riski de üstleniyorum bu işin öncünü sanayi Hicvaret Bakanı da yapacak dedi yani biraz cesaret ha gayret ha gayret dedi E şimdi bu biz, bu iradeyi ya bu önünü açan iradeyi görmezden gelip Efendim siyasete alet ediyorlar ben çok ayıplıyorum ya Bir siyasetin bunun demesine ayıplıyorum ya İşte dediğin gibi sen yani 500 liraya satacaksın gibi. de 500 liraya ha, satacaksın ya. Benim şey ya. demem ki ya o ki abi gazetecilik yapıyorsun. Ya, kötü bir o zaman ben niye gazeteciyim ki ya? Bırakayım gidin fırın açayım. Eğer o kadar kötü bir şeyse. Ya, onu da ayrıca ben gerçekten bir hani tuhaf bir şey. Acaba bunun farkında mı değiller ya? Ne dersiniz? Peki. Efendim Or siyasete alet. Ya siyaset ya, kötü bir şey değil şey ki ya. Şey, bir şey ekleyeceğim ben. Buyurun. Falih Rıfkı Atay 1919'da Türkiye işgal edildiği zaman diyor ki yabancılar, bize bu ülkede neyiniz var diye sorsalar verecek cevabımız yoktu diyor. Atatürk'ün kalemi Falih Rıfkı Atay. Sadece kendi canımız ve camilerimiz vardı. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. Elektrik idaresi yabancıların sular idaresi yabancıların bankalar yabancıların bırakın banka sahibi olması Türklerin, bankada çalışanların tamamı yabancıydı. Bir tane Türk çalışmıyor diye sayıyor. E bugün işte sana otomobil yapılıyor. Milli savunma sanayi geliştiriliyor. Yani biz 100 yıl önceki Batılıların sömürge düzenine geri mi dönelim? anti olan olması gereken Atatürkçüler milli ekonomiye ve milli sanayiye sahip çıkması gerekmez mi? Gerekir. Anlayana. Peki. Ee, Hasan Basri Yalçın hocama döneceğim ama biraz önce ifade ettik. Östran CHP'nin sözcüsü Östran Kılıçdaroğlu'nun neden katılmayacağını açıklama aktardığı açıklamasını. Meral Akşener de katılamayacağını açıkladı. Onun da detayını iletelim. Özel bir programım var, katılamayacağım ama partimizden bir arkadaşımız katılacak. Koray Aydın gidecek. Teknolojisinden şarj edilmesine kadar zor bir iş bu. Yeşil dönüşüm planımız var bizim. Bunu yapamadığımızda sanayimizin kaybı olacak gibi bir açıklaması var. E, Sayın Akşenerim buyurun e, sizi dinleyelim. E, iki isim, iki lider. Aslında. E, ya Sabri hocam çok özür dilerim. Estağfurullah buyurun. Ve arada kaybolmasın diye bir, bir cümle arada. Ya yani e, gerçekten hani böyle tam böyle yeri gelmişken. E, Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitme gerekçesine ne dedi? Teknoloji arama gidiyorum, değil mi? Yeni vizyon, yeni, yeni teknoloji. Yeni vizyon ve teknoloji. Yeni reçete Ya dedi. ta şeye gidiyorsun. Boston'a, New York'a, Washington'a teknoloji aramaya. Yalova'ya gitmiyorsun. Alsana Teknoloji işte Yalova. Yalova'ya 3 saat yani. Ankara'dan 3 saat. At 3 saat. E git işte teknoloji. Niye gitmiyorsun? Bastına gidiyorsun orada teknoloji arıyorsun. Yani neyse.